Merhabalar, 6. dersime hoş geldiniz. Geçen dersimizde sol teli ve re teli üzerinde alıştırmalar yaptık. Bu ders la teli üzerinde, yani la, si ve do üzerinde alıştırmalar yapacağız. Türk müziği isimleriyle düga, buselik ve çağırgah üzerinde alıştırmalar yapacağız. Ama bundan önce birazcık ellerimizi açmak istiyorum ve biraz teknik etütlerden bahsedelim. Birkaç tane vereceğim. Siz bunları zaman içerisinde kendi çalışma periyodunuza ekleyip çalışabilirsiniz. Öncelikle şununla başlayalım. Boş bir, boş bir, boş bir, boş bir her telde. Gördüğünüz gibi birinci pozisyonda yaptım bu çalışmayı. Birinci pozisyonda boş ve birinci pozisyona gelecek ilk sesle yapabilirsiniz. Bu notaların isimlerini bilmiyor olabilirsiniz. Boş ve birinci parmağınızı kullanarak her telde yapın. Ama tabii ki notaların isimlerini öğrenmeniz de önemli. Kromatik egzersizi vermiştim. Oradan notaları çıkararak da yapabilirsiniz. Şimdi boş 2. Yine boş 3. Ve boş 4. Belki 1 ve 2. Pozisyonu daha hızlı yapmak için uğraşabilirsiniz. Şeklinde birazcık daha hızlandırarak çalışabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra daha önce verdiğim kromatik bir etüt vardı. Onun tersini isteyeceğim. Yani nedir o? Dönüşünü hatırlıyorsunuz. Dönüşünü yapacağız sadece. Girişini değil de. Ben bunu daha kolaylaştırmak adına şöyle yapıyorum. Burada önemli olan yine parmak kaldırmamamız. Birazcık yine parmaklarımızı güçlendirmek için bu alıştırmayı yapıyoruz. Ne yapmayacağız? Şunu yapmayacağız. 4, 3, 2, 1 derken parmaklarımızı, yani kullanmadığımız parmaklarımızı havaya kaldırmayacağız. Göstereyim. Bundan kaçınıyoruz. Bundan kaçınmak için böyle bir çözüm yolum var aslında benim. Bir üst tele çıktığınızda ilk önce 4 parmağınızı birden yerleştirin. Sonra 4, 3, 2, 1'i kaldırın. Yani şöyle. Yerleştirdim parmaklarımı, sonra kaldırmaya başlıyorum. Yani bir üst tele çıktığımda parmaklarımı koydum. Sonra kaldırıyorum. Koydum, sonra kaldırıyorum. Yani şunu yaparsanız, çünkü bu sefer 4 ile geçmeye kalkarsanız, göstereyim. Direkt şöyle olur. O zaman bütün parmaklar, yani direkt 4 ile geçtiğinizde zaten bütün parmaklarınız diğer telde oluyor. Onu geçirmek zor. O yüzden çalışabilirsiniz. İlki boş 1, boş 1, boş 1, boş 2, boş 3, boş 4'tü. Ve bu da kromatiği tersten yapacaktık. Şimdi bir alıştırma daha vereceğim. Bu da birinci parmağınızı basarak yapacaksınız. Yani şöyle olacak. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 3, 3, 4. 2, 3, 2, 4 sırası fark etmez. Bir daha yapalım. Bunu bütün tellerde yapmamız güzel olabilir. Ben de yapayım biraz. Ama hep biriniz basılı olacak. Burada boş, yani diğer alıştırmalarımızdan farkı, birinci parmağımız hep basılı. Bir kas hep uda basılı olacak. Tellerde. İstiyorsanız hala notaların isimlerin hakkında
kararsız kalıyorsanız ve bulamıyorsanız bu alıştırmaları lütfen notaların isimlerini de söyleyerek çalışın. Birkaç tane etüt vermek istedim size dersin başında. Şimdi la teli ile devam edebiliriz. La teli üzerinde Buse'lik ve Çargah perdesine devam edeceğiz. 53, 54 ve 55. alıştırmayı çalacağım. Size daha önce söylemiştim, mi sesini yine açık tel olan mi sesiyle kontrol ederek yapıyorum. Şimdi C'de olduğum için de açık tel olan C sesiyle beraber kontrol ederek yapıyorum. 53 numara. Çalışmayı metronomla yapın. La, si, la, si, la. Tamam. Her dörtlüğe bir tık gelecek şekilde vuruyorum. Sekizliklerde de bir tıka iki nota vuracak. Sol sesini kapalı da alabilirsiniz. Daha önceki derste bahsettiğim kapalı pozisyondaki sol sesi, ikinci pozisyonun dördüncü parmağı bastığında sol ve re sesinden bahsetmiştik. Hatta bununla ilgili iki tane etüt çalışmıştık. Eğer onları çalıştıysanız bu parçaların ikinci satırında beşinci ölçüsündeki solü kapalı da alabilirsiniz. Yani şu şekilde. Açık olunca da. Eğer açık çalıyorsanız fa'yı kaldırmamaya dikkat edin. Yani gibi olmasın. Fa sesinde yani acem sesini tutun. Eğer kapalı alıyorsanız da bu şekilde ikinci pozisyonu dördüncü parmağınızı kullanarak solü alabilirsiniz. Şeklinde. 55. alıştırmaya geçelim. Gelişmesini sürdürmesi için bu pozisyonu burada kullanalım istiyorum. Yani ikinci pozisyonda bu parçayı çalıştıktan sonra bir de birinci pozisyonda çalalım. Şimdi onun örneğini gösteriyorum. Parmaklarınızı tutmayı unutmayın lütfen.
yapmayı çaldım. Lütfen parmaklarınızı kaldırmayın. Şurada özellikle doğru giderken bu sesin uzamasını istiyoruz. Şöyle olmasın. Bu şekilde sesi kesmeyin. Şeklinde uzamasını istiyoruz. Aynı şekilde mi sol de böyle olacak. Şöyle olmasın. Çaldım. Çünkü bütün notalar dörtlük nota. Biz dörtlük notaları üst mızrapla çalıyoruz. Sekizlik olduğunda ilkini üstten, diğerini alttan. On altılık olduğunda yine ilki üstten, diğeri alttan olacak şekilde sıralıyoruz. Bu 55. etüdü sekizlik gibi de düşünebiliriz. Yani la ve do'yu sekizlik iki notaymış gibi düşünürsek ilkini üstten, diğerini alttan da çalışabiliriz. Yapalım. Hızlandırabilirsiniz. Şu aslında gene icramızda çok kullandığımız, özellikle taksimlerinizde çok kullanacaksınız. Bu yüzden 55'i hızlandırarak çalışmanızı öneriyorum. Sol, re ve la, yani gerdanye, neva ve dügah perdesinde alıştırmalar yaptıktan sonra sizlerle birazcık ritmik kalıpları çalışalım istiyorum. Bu dışarıda duyduğumuz aslında Ankara, Karaman dediğim işte Maltepe gibi benim daha çok kullandığım ta tefe, tefe ta kalıpları var. Bu kalıplar nedir? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Bu kalıplar dörtlüğün ilk yarısında 2/16'lık veya dörtlüğün ikinci yarısında 2/16'lık olarak kullanılıyorlar müzikte. Direkt örneklerle bahsedersek eğer 2/8'lik nota düşünüyoruz. Bu 2/8'lik notanın eğer ilkinde 2 tane 16'lık varsa zaten 2/16'lığın toplamı 1/8'lik oluyor. Diğer notada 1/8'lik, ikisinin toplamı 1/4'lük. Yani bir vuruşu aslında biraz bölüyoruz. İlk kısmı 8'lik, diğer kısmı da 8'lik ama biz o ikinci partın 8'liğini de 2/16'lık olarak bölebiliyoruz. Yani şöyle bir duyum yaratıyor. Takata, takata veya tefe ta, tefe ta veya ta tefe. Ta tefe ta tefe ta tefe tefe ta tefe ta gibi bir ritmik kalıp oluşuyor. Bunun işte dediğim gibi ta tefeye Maltepe, Ankara da deniliyor. Veya tefe ta'ya Kadıköy, Karaman gibi sözcükler de kullanılıyor öğretilirken. Ben ta tefe ve tefe ta'yı tercih ediyorum. Şimdi örnek olarak verirsem eğer normalde 2/8'lik la sesini bu şekilde vururuz. La notasını. Yani la la. Ama diğeri ta tefe olsun şeklinde oluyor. Tam tersini de yapalım. 2/8'lik nota vurdum, sonra tefe ta olsun. Şeklinde. Yani burada öğrenmemiz gereken iki kalıp olacak. Ta tefe, diğeri. Tefe ta, ta tefe, tefe ta. Bu şekilde. Zaten bunu çalarken daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada vuruşlar nasıl olacak? Onları da göstereceğim. Dörtlüğün ilk yarısında 2/16'lık var ise yine 16'lık nasıl vuruyorduk? İlkini üstten, diğerini alttan vuruyoruz. Bu şekilde. Tefe ta'nın ta'sına da zaten tefe ta dediğimizde ta'nın güçlü ve vurgulu olduğunu görebiliyoruz zaten. Üçlü olan, vurgulu olana yine üstten mızrap vuracağız. Yani üst alt üst, üst alt üst, üst alt üst, üst alt üst olacak. Yapalım. Bir diğer neydi? Ha tefe. Şimdi bunda da 2/16'lık nota vuruşun diğer kısmında, yani dörtlüğün diğer yarısında. Ta tefe, ta tefe.
Yine ta dediğimiz güçlü olduğu için yukarıdan aşağı mızrak vuracağız. Tefe dediğimiz 2.16'lık normalde de ilkini üstten diğerini alttan vuruyoruz. Yine aynı sistemde gidiyor. Güçlü, güçlü, zayıf. Güçlü, güçlü, zayıf. Diğerinde güçlü, zayıf, güçlü. Güçlü, zayıf, güçlü. Eğer bir yerde güçlü varsa üstten vuruyoruz. Eğer bir yerde zayıf varsa alt vuruş vuruyoruz. Yani... şeklinde Mutlu Torun'un 117. sayfasından devam ediyorum. 2 sayfa boyunca etütleri birlikte çalacağız. Burada tefe ta ve ta tefeleri daha iyi anlayacağımı düşünüyorum. 92 numara. Yine her zamanki gibi donuma baktığımda hiçbir şey yok ve 2 dörtlük parça. Lütfen ilk önce ritmik okumasını yapalım. 2 dörtlük. Aşağı, yukarı. 1 2 ve son 2. La 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 si do si 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 la do re mi 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 la 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 sol fa mi re do 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 re 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 do la si 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 la mi mi fa 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 mi 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 re la sol fa fa mi re re do si si la fa mi sol fa mi re do do mi re re si do la si 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 la la. Bu şekilde siz bunu birazcık daha yavaş okuyabilirsiniz. La la la. Dikkat edersiniz. Si do. Yani normalde 2/8'lik nota olduğunda yarım yarım. Yani 100 ise bu 50-50 bölünüyor. Ama burada kısımlar değişiyor. Taka ta. 8'lik ya da 8'lik taka. Ta taka. 8'lik 16'lık 16'lık. 8'lik 16'lık 16'lık. Ya da 16'lık 16'lık 8'lik. 16'lık 16'lık 8'lik gibi bir ayrım var. Dörtlük vurduğumuzda yine üçünü birden bir vuruşa sığdırıyoruz. Ama la la kısmını ilk yarım vuruşa, la kısmını da ikinci ilk vuruşun diğer yarısına sığdırmamız gerekiyor. Yani la la la, la la la, tefe ta, tefe ta, tefe ta. İlk parçamız tefe ta örneğiydi. Şimdi ta tefe örneğiyle ilgili alıştırmalar yapacağız. Yani dörtlüğün ikinci yarısında olacak 2.16'lığımız. Bunu da sol sesinde verelim. Arada bir 8'lik de vardı. Bu 93. Alıştırma. Sol, 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 sol. Ne yaptık? 8'lik 16'lık 16'lık, 8'lik 16'lık 16'lık, 8'lik 8'lik, 8'lik 16'lık 16'lık şeklinde yerleştirdik. Sol, 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 sol. Birinde bir vuruşa iki notayı yerleştiriyoruz. Birinde bir vuruşa üç nota yerleştiriyoruz. Ama bunlardan ikisi kısa, daha kısa çalınıyor. Çünkü 2.16'lık, birisi daha uzun, 8'lik olacak. 94 numarayı çalalım. Sol, 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 la, 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 fa, mi, fa, re, mi, do, 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 re, 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 do, 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 mi, do, 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 mi, re, re, do, re, la, 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 fa, mi, fa, sol, la, si, la, la, sol, fa, fa, mi, re, re, do, si, si, la, si, do, re, mi, sol, 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 mi, fa, re, mi, do, do.
Yine bunu yavaş yavaş yapabilirsiniz. Ben birazcık tabii ki sol diye abartılı vuruyorum anlamanız için. Sol, sol, sol. Neydi? İlki sekizlik, diğer ikinci sekizliğe iki on altılık geliyor. Sol, 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 sol. La, 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 fa şeklinde. 95 ve 96. parçaya geldik şimdi. 95. parçanın 4 dörtlük olduğunu görüyorum. Mahur fa diyezi olduğunu görüyoruz. İlk önce ritmik okumasını yapacağız. Daha sonrasında utta icasına geçeceğiz. Yine 96'da mahur ve bu sefer 2 dörtlük olacak. Bunlara dikkat edin lütfen çalarken. Parmak kaldırmamayı da yine aynı oranda dikkat edelim. Mahur fa diyezi. Şimdi ilk önce parçaları düz çalacağım. Ne gördüysem onu çalacağım. İkincisini de birazcık daha süslemeli çalacağım. İlk önce parçayı çözersiniz. Daha sonra da hafif hafif süslemelerini belki yapmaya çalışırsınız. Taklit etmeye çalışırsınız. En azından duymuş olmanızı istiyorum. Neler yapılabilir diye. Çalacağım. Yine ilkini düz, ikincisini de birazcık böyle çarpmalar, süslemeler ekleyerek çalacağım. Ama siz lütfen ilkini ritmik okuyup sonra çalmaya geçin. Çarpmalı yapalım. Thank you.
tepe, tepe tağ konusu. Yani dörtlüğün ilk yarısındaki 16'lık ve dörtlüğün ikinci yarısındaki 16'lık şeklindeki konumuzla da bu dersimi noktalamak istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.